Bu nazik davetiniz üzerine geldik. Mutlu oldum ben de. Bayağı olmuştu, birkaç hafta olmuştu gelmeyeli. Ne yapalım ya? Bir şey değil. Kırmıyoruz davetleri, gidiyoruz, katılıyoruz, aydınlatmaya çalışıyoruz insanlarımızı. Bakalım bugün de birlikte değerlendirelim gündemi. Önemli konular var yine. Bitmez zaten bizde günde. Karanlıkta ne yapıyorsun? Valla işte dönüşümde akşam bir baktım tam böyle 7'de kesildi. Akşam 7'de tam prime time'da işte 8'e doğru geldi. Bir saat ona göre kendimizi ayarlayacağız artık. Yani gerçekten üzülüyoruz. 90'lı yıllardaydı bu konular memlekette. Aynen. Aradan 30 sene geçmiş. Çözümlenemedi maalesef ama işte bu 3 yıldır iyi yönetilmeyen bir Kıptek var. Gerçekten bu büyük sorun. Yatırım yapılmayan, bakım tadilat yapılmayan, popülist yaklaşımlar. Gelinen nokta işte bu prime time dönemlerinde elektrik ihtiyacı da çok arttı. Soğuklardan dolayı insanlar yüklendi elektriğe. Onun da etkisiyle çekmiyor. Burada hakikaten kullandığımız elektrikler daha da artıyor sanki şu şekilde. Benim bildiğim her evde orada şofben var, burada şofben var. Doğru. Böyle her çeşmenin üstünde şofben var. Doğru. Anında sıcak su mesela. Doğru. Hepsi bunların elektrik çeker. Eskiden bir tane klima vardı evin içerisinde, salonda tutulurdu o. Ve idare ederdiniz onunla. Şimdi her oda klima vardır. Yani ihtiyaçlar çok arttı. Çok ekleniyoruz, nüfus arttı. Ama gelinen o ki hiçbir yatırım dediğim gibi olmadan da yetişemiyoruz bunlara. Neyse, yani bunun da artık geleceğiz. Ama bu şimdi biliyor musun nedir konu? Bu zam hakikaten iki katı olacak. Bu ay faturalar hep birlikte göreceğiz bunu. Evet, soğuklarda. Tabii. Klima kullan. Kesinlikle. Evet. Tabii birçok insanımız bunun bilincine vardı ve en azından diyor ki evde tek klima çalıştıralım biz. O şekilde götürelim bu günleri. Öyle yapan insanlar da var. Çünkü eskiden hatırlarsan çoklu tarife döneminde insanlar diyor ki saat 10'dan sonra, gece saat 10'dan sonra çok uygundu fiyatlar. Yani kilowatt saat başına maliyetlerin fiyatı çok daha uygundu ve o saatlerde tercih ediyordu. Özellikle çamaşırını, bulaşığını, efendim işte kurutmasını, o makineleri o saatlerde veya işte ısınmak için elektriğini o saatlere kaydırmıştı, yıkanmak için de falan. Hep bunlara dikkat ediyordu ve faturalar daha makul, mantıklı geliyordu. Bir de şebeke çok fazla yük almıyordu. Çünkü bölünüyordu, paylaşırdı. Tabii şimdi tek tarifeye geldi ve yığılma da var bu şekilde. İnsanlar da dedi ki madem tek tarifedir ben de o saatlerde yapacağım çamaşırımı, bulaşığımı, banyomu falan. Ve böyle bir yığılma oldu. Bir de mesela bizim mahallede bir voltaj sorunu var. Voltajlar düşük. Bu yoğunluktan dolayı da çok etkileniyor. Örneğin saat 6'dan saat 11'e kadar voltajlar çok düşük. Ampullerin bile yanma dereceleri çok azalıyor ve mesela bizim şofben sistemi çalışmıyor. Voltaj düşüklüğünden dolayı kendini emniyete alıyor sistem. Çalışmıyor ve bir şekilde biz o saatlerde sıcak su da alamıyoruz o saatler içerisinde. Saatlerde evet, yani böyle durumlar var maalesef. Bir de bu yani genel de bir sorun aslında. O bölgesel. Voltajları hatırlarım. Yani durdu diye düşünüyorum. Yok işte inanılmaz. Ben şimdi elektrikçi arkadaşlardan görüş alıyorum. Regülatörler tekrar gündeme gelecek ülkede. Çünkü 1500-2000 lira hemen hallederiz. Yani o TL mi euro mu acaba o 1500-2000? Yani dolayısıyla böyle sıkıntılar da var Haluk Bey. O da işte elektrik altyapısından kaynaklanan sorunlar ama şimdi genel anlamda bakacak olursak şimdi hem zam geldi. İnsanlar diyor ki tamam ya o zam geldi biz zamlı fiyatla da ödeyeceğiz. En azından bulalım bu enerjiyi. Nasıl akaryakıtta da aynı değil mi? Akaryakıtta da aynı. Durmadan zam geldi. Fakat herkes ödedi ama bakıyorsunuz ki ben geçen gün gittim, bugün cuma, çarşamba gün gittim, 3 tane benzin istasyonu gezdim, yakıt yok. Sordum, işte elimizde kalmadı, depomuzda kalmadı da işte getirecekler bize falan. Yani bu da olacak değil. Sonra duyuyorum, vatandaş başladı tabii ki söylenmeye, serzeniş etmeye. İşte ucuzlattılar diye bu akaryakıtı. O yüzden vermiyorlar demeye başladı vatandaş. Tabii. Zaten bunu günlüğe çevirdiler. Pahalı olsun, bakın birkaç gün sonra pahalı olsun. Gene verecekler. Evet, bol aracak.
Ha, yani böyle işte bunlara fırsat vermeyin ya. Yani sizin bu konularla ilgili girişimlerinizi yapın. İstasyon sahipleri de yapsın girişimlerini. Çünkü halk vatandaş mağdur olur bu çerçevede baktığımız zaman. O anlamda gerçekten yani şimdi hem pahalı oluyor hem de enerjiyi bulamadığınız zaman bu da büyük bir kaos yaratıyor. Tekrar karanlıklar, insanların en yoğun olduğu işte işten eve geldiği saatlerde birçok yerde bu kesintiler oluyor. Ve insanlar yemek yapacak, işte banyo yapacak veya işte çamaşırını, bulaşığını yıkayacak. O şekilde bir mağduriyet yaşanıyor. Gerçekten bu günümüz koşullarında, günümüz şartlarında bunlar görmeye istemediğimiz olaylar ama maalesef görüyoruz. İşte bu da doğru yönetişimle ilgili sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Demek ki bu Kıptek özelinde konuşacak olursak orayı kesinlikle profesyoneller yönetmelidir. O işin uzmanı teknik ekipler yönetmelidir. Yani siyasi atamalarla yönetim kuruluna siyasi atamalarla bu iş olmuyor. Bunu süratle gündeme getirip orayı profesyonellere teslim etmek lazım ve oralara yatırımları da yapmak lazım. Kaynağı da bulup yaratmak lazım. Yani ama o kadar siyasi olduğu o kadar net. Yani oraya atanan yönetimin de bir kontrolünün olmadığını biliyoruz. Yani onun için oraya çünkü şeyi duyuyorum Sayın Kubilay Bey, yani işte oraya işte buzlukçu yani işin ehlisi lazım diyor falan. Ben de şeyin hatırlatmasını yaptım, yani sonuçta buzlukçu elektrikçi diyorsun ama Sayın Mehmet Ali Talat da buzlukçu elektrikçiydi ve Cumhurbaşkanı olabilmiş, başbakan olabilmiş biridir. İnsanların yetenekleri alaylı da olsa oradadır ama yeter ki irade bizde olsun. Tabii. Yani irade olmayınca ve o know-how olmayınca dünyanın elektrik profesörünü getir oraya. İrade yoksa, bir bütçe yoksa hiçbir şey olmuyor maalesef. Doğru. Fakat size yardımcı olacağım bir şey var. Köşe yazınlar çünkü bunu belirttim. Köşe yazın enteresandı. Yani niye bunu söylüyorum? Çünkü bu kadar zamların içerisinde orada sen bir yol gösteriyorsun hükümete. Hükümetin hem adil olabilmesi evet. için, doğruları yapması için yani bir yöntem. Ki aslında bizim de beklediğimiz budur. Yani tabii. sizler gibileri, yani bizim akil insanlarımızın yol göstermesidir bize ve yani bunu yapıyorsun. Allah razı olsun. Yani oradan bir konuşalım istiyorsun. Evet, şimdi tabii... Şunu söylemeye çalışayım başlangıçta giriş yaparken ve o esas konuya da geleceğim bu yorumum, değerlendirmemin içinde. Şimdi baktığımız zaman bu süreç içerisinde, bu bir yıllık süreçte akaryakıta olağanüstü zamlar geldi. Ve bunun tabii bir sürü gerekçesi var. Gerek işte uluslararası piyasalardaki, petrol piyasalarındaki yükselişler, kurlardaki yükselişler bunlar temel göstergelerdir. İşte son bir ayda da işte bu savaştan dolayı da olağanüstü arttı. İşte 130 dolarlara kadar yükseldi Brent petrolün varil fiyatı. Şimdi 100 dolarlar, 100-105 dolarlar düzeyine geriledi. Bunları yaşadık. Tabii bunlar olurken tabii fiyat ayarlamaları zamlar oluyor ama 130'a çıktığı zaman zam yaptığınız zaman okkalı bir zam yaptınız. İşte gördük onu bir günde 6,5 TL geldi Euro dizelin litresine. İşte 3-3,5 TL de benzinin litresine geldi. Akabinde tabii biz uyardık. Türkiye'de de bu yapıldı. Fiyatlar aşağı gelince bir indirim oldu. Bizde de oldu. Bir nebze olsun indirin ama bak enmedi. Yani baktığımız zaman işte 1.42 benzinde bir indirim oldu. 3 TL civarında da Euro düzelde oldu. Yani yarısından da daha az bir indirim oldu. Ama tabii ki fiyatlar çok çok daha fazla inmişti. Buna baktığımız zaman hakikaten şunu gözlemledim ben orada. Fiyat İstikrar Fonu rakamlarına bir aktarma yaptı devlet. Düşünün ki 4 Mart'ta Fiyat İstikrar Fonu'ndaki akaryakıtın litre başına desteği 33 kuruştu 4 Mart'ta. 11 Mart'ta bu 63 kuruşa çıktı. Yani 33'ten 63 kuruşa çıktı. Ondan sonra bir baktık. 63'te geçtiğimiz gün o indirimin yapıldığı gün 94 kuruşa çıktı. 33, 63 ve 94 kuruş oldu. Yani 10 gün içerisinde böyle bir Fiyat İstikrar Fonu'na aktarma yani oldu. %100 dersek öbürü 80 gibi yani %181 artış. Aynen öyle oldu. Tabii yani biz de söylüyoruz aslında Fiyat İstikrar Fonu'nu biz güçlü tutalım.
Ama bu fiyat istikrar fonunu güçlü tutarken de bunda biriken parayı başka bütçenin başka deliklerde harcamayalım. Bu anlamda harcayalım. Ama bununla ilgili bu fiyat istikrar fonundaki kaynağı da böyle bir zamanda bu kadar fahiş bir fiyatla da artırmayalım. Bunu bir zamana yayalım artırırken de. En azından burada tüketicinin lehine kullanalım bu indirimi. Yani orada atmayalım şeye işte yüzde, örneğin ben bu indirimde bir baktım %12'lik bir indirim yapma şansı varken %7 indirim yapıldı. %5 hop fona atıldı. Ya bu dönemde olsun, onu beklet, zaten artırmışsın. 33'ten 64'e çıkarmışsın. Biraz daha bekle veya 64'te 70 yap kendini. Ne çıkarırsın 94 kuruşa ve insanlara vereceğin faydayı burada vermiyorsun. Ve bir şekilde fiyat istikrar fonunda bunu tutuyorsun. İşte onu diyorum ben, bu şeyler yapılırken, bu düzenlemeler halk yararına da, bu kadar pahalılığın, bu kadar sıkıntının yaşandığı dönemlerde siz fiyatları ansızın pervasızca yükseltiyorsunuz. Ama indirime gelince de hep destekleyelim biz biraz da fiyat istikrar fonunu. Ya onu desteklersin ama sürece yay. Bu dönemi en azından insanlar bir şekilde rahat geçirsinler. Çünkü bir yıl önce baktık rakamlara, uzmanlar bir çalışma yaptı Haluk Bey. Bir yıl önce benzinle çalışan bir arabanın deposu yaklaşık 290 TL'ye dolardı. Standart bir arabanın 290 TL. Şimdi 870 TL. Bir yıl içinde oldu bu. Dizel bir araç 265 TL'ye dolardı. Şimdi 900 TL'ye dolar. Yani fazla kilometre vermiyor size bunu. Evet. Bu tamamıyla harcadığınız paradır. Harcadığınız paradır ve şeydir. Yani 3 katına çıktı bir yılda depoların dolması. Böyle bir durum ve burada dizel araçlar daha da fazla arada sıkıntı yaşadı. Ki dizel araç almak avantajlı. Avantajlı diyor. Yani şimdi düşündüğümde bir yılda 580 TL depo farkı oldu benzinde. 580 TL baktığımızda bir depo benzinde bir yıl içinde 500 TL fark ödüyorsun. Daha fazla ödüyorsun. Dizelde 635 TL daha fazla ödüyorsun. Yani bu rakamlar bize hakikaten dizel ve işte euro dizel yakıtın bir yıl içinde çok daha fazla, tabii normal dizel kalmadı, euro dizeldir, 3 katına ulaştığını gösteriyor. Şimdi gelelim şeye, sizin bahsettiğiniz ve benim de yazımda bahsettiğim konuya. Şimdi Haluk Bey, bundan uzun yıllar kadar önce bu ülkede bu seyri sefer rakamları, katsayıları belirlenirken şuna bakılmıştı ve denmişti ki işte benzinle mazotun arasındaki fark, mazot lehine daha az ödüyor insanlar, yarı yarıyadır neredeyse mazot fiyatı. Dolayısıyla biz burada işte bu mazot kullananlara en azından seyri seferleri daha yukarıda tutalım ve ona göre bir katsayı belirleyelim. Ve bir çalışma yapılmış ve o çalışmaya göre neredeyse işte %70-%80 dizel araba kullananlar daha fazla seyri sefer ödemeye zorunda kalıyorlardı bu uygulamada. Tüketiciler de, yani bu araçları kullananlar da veya işte bunun içinde üretim sektörleri de vardır. Piyasada şey vardır, yani işletmeler de vardır. Tarım vardır. İşte bunun yanında diğer sektörler vardır. Onların kullandığı araçlar vardır. Da, tabii onların kullandığı araçlar da hep şeydir. Yani dizeldir genelde baktığımız zaman. Dolayısıyla onlar da diyorlardı ki tamam ya, biz nasıl olsa yıl içerisinde bu benzin mazot farkından dolayı biz karlı durumdayız. Varsın sene sonunda seyri seferi daha fazla öderiz. O yaklaşım vardı ve bu sistem böyle kurulduydu. Ama öyle farkını 20 bin kilometreden fazla yaptığında yılda işte dizel kara geçerdi. 20 bin kilometreden evet, fazla olduğunda işte benzin daha şeydi. Bunun böyle istatistikleri vardı o zaman. Vardı. Tabii bir dağıtımcı şirketi değil 20, 40 yapar sırasında. Evet. Mazota yöneldiydi. Tabii. Yöneldiydi ve üstelik o dönemde mazot araçların, hem iş araçlarının hem salon araçların fiyatı da benzine göre daha fazlaydı. Arabaların fiyatı da, değil mi? Böyle bir durum vardı ve herkes bunu bilerek kabul ediyordu. Nasıl olsa işte yakıttan kazanacağım diyordu. İkinci sene kara geçer.
Ha yani öyle bir şey yapıyordu. Amorti ederim ben bunu filan sene içerisinde dediğin gibi 3 sene 5 sene içerisinde bunu amorti ederim diyordu. Ama gelinen noktada son birkaç senede özellikle Euro dizel kullanımına da geçildikten sonra yavaş yavaş o fark kapanmaya başladı. Ve son yapılan zamlarla da birlikte dizel, Euro dizel benzini geçti. Yani indirim yapılmasına rağmen bakın 95 17 33 98 17 58 Euro dizel 18 07 fark attı. Geçen bu indirim olmadan önce 21'e çıkmıştı hatırlayın tabii, Euro dizel. Ha 21'e çıkmıştı. Dolayısıyla yani gelinen noktada burada artık dizel akaryakıt fiyatları benzinin üstünde olması hasebiyle bu anlamda artık oturup bu işte uğraşan, bu seyri sefer katsayı ve ücretlerinin düzenleyen kurumlar, işte bu trafik dairesidir, şu anda da Ulaştırma Bakanlığı'na bağlıdır. Maliye'de mutlaka bunun içerisinde bir çalışma yapacaktır. Dolayısıyla bunların oturup bu konuyu değerlendirmeleri lazım. Çünkü mazot araç kullanan vatandaşlarımız bu noktada zarar etmekte, mağdur olmakta. İş insanları, iş kolları, sektörler zarar etmekte ve bunun tekrardan düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü hakikaten bir adaletsizlik vardır burada. Şimdi tabii 2022 yılının içerisindeyiz. Seyri seferler birçok araçın ödenmiştir ve ödenecektir günü geldiği zaman. İşte üçüncü ay bitti. Bununla ilgili en azından bu çalışmanın süratle yapılıp yeni dönemde yürürlüğe girmesi gerekecek. Çünkü artık Euro dizel ile benzin arasında öyle Euro dizel lehine bu kadar büyük bir fark olmayacaktır. Euro dizel aleyhine olacaktır. Fark. Aynen. Bunu göre bundan sonra budur yani gidişat budur Haluk Bey. Yani o zaman o haksız katsayı dizele göre yapılan şeyde seyri seferlerde en azından normale çeksinler. Tabii. Yani biri 2000 lira öderken işte biraz çalışma iş makinesi olduğu için 4000 lira ödemesin dizel. Tabii. Biraz artık ayıplaşmaya. Odur yani şimdi bir şekilde yani tamam bu zamlar geliyor ama burada bu zamlar çifte mağduriyet yaratıyor. Özellikle dizel kullananlarda bunu görebiliyoruz. Çünkü orada seyri seferden kaybediyor en azından orada. Yani bunun düzeltilmesi lazım. Onu dile getirmeye çalıştım ben de. Umarım bir farkındalık yaratır bu. Sektörler de bu konunun üzerine gider ve vatandaşlarımızın da bu konudaki talepleri vardır. Bunu da bu şekilde umarım düzeltme yoluna gideriz. Biz bunun takibini yapacağız. Tabii. Çünkü bunlar hep böyle yani birbirini tetikler. Çünkü şu andan itibaren yanılmıyorsam hayat pahalılığını dondurmayı düşünüyorlar. Evet bir de o konu var. Yani şimdi sen hayat pahalılığını vermeyeceksin. Senin geçmişte geçirdiğin işte hani adil olsun diye mazota yüklediğin, işte seyri sefere yüklediğin aşırı fiyatları geri çekmek için onlar yanına kalacak. Mazot geriye düştüğünde yeteri kadar ucuzlatmayacaksın. O da yanına kalacak. FİF'e sokacak evet, o parayı da. Tabii. Öbür taraftan da hayat pahalılığı geldiğinde onu da vermiyorum diyeceksin. Evet. Yani ne demektir bu insanlara? Yani bir şekilde artık siz de bu konularla ilgili tepkilerinizi daha fazla artırın demektir o. Çünkü ben sizi 90'lara değil şeylere 60'lara getiriyorum yani yavaş yavaş. Bir daha öyle bir durum var. Çünkü şimdi siz hükümete talip oluyorsunuz, seçimlere giriyorsunuz, istikrara oy verin diyorsunuz, biz daha iyi yöneteceğiz diyorsunuz. Ondan sonra bu halk da size, seçime giden halk en azından, seçim katılan halk da size birinci parti olarak bunu veriyor. O zaman gereğini yapacaksınız. Yani ikide bir de işte bakan değiştirmeyle, efendim bürokrat değiştirmeyle zamanınızı harcayacağınıza, ekonomik konularına odaklanın ki siz hükümet programınızda bunu söylediniz. Öncelikli konumuz ekonomidir dediniz ama henüz daha biz bu konularda bir ileri adım
Maalesef görmedik. Şimdi Mart ayından Haziran ayına kadar ki oluşacak olan 4 aylık hayat pahalılığının verilmeyeceği söylendi. Çünkü Ocak, Şubat artık bitti. Evet. Dolayısıyla bundan geriye doğru yürütmeyeceklerine göre bunu Mart ve Haziran ayları arasındaki 4 ay için söylüyorlar. Ama ben şunu söyleyeyim Haluk Bey, şimdi 2 aylık hayat pahalılığı %13 civarında Ocak, Şubat toplamı. Mart ayı ben iddia ediyorum çift tane gelecek. Bu elektrik ve akaryakıt zamlarından ve diğer yansıyan zamlardan sonra çift tane gelecek Mart ayı. Ve Mart, Nisan, Mayıs, Haziran bu petroldeki yükseliş ve kurlardaki yükseliş bu şekilde devam ederse biz muhtemelen 6. ay sonunda %50 enflasyonla karşılaşabiliriz. Muhtemelen böyle devam ederse trend böyle devam ederse. Ve yıl sonunda da 3 haneli enflasyon. Yani yine 90'lı, 2000'li yılların başlarındaki gibi bir enflasyon kabusuyla karşılaşabiliriz. Şimdi siz bakın biraz önce sadece akaryakıtı anlattık. Bir deponun bir senede dolma maliyeti 3 katına çıktı ve bütün ürünlerde de bu zamlar yaşandı. 3 haneli olursa, %100'leri geçerse enflasyonla hale geleceğiz ve siz şimdi diyorsunuz ki biz bunları vermeyeceğiz. Vermediğiniz zaman ne olacak? Bakın tamam vermedik, yasa yaptınız. Şimdi kanun hükmünde kararname yaparsanız bu mahkemeden döner. Geçmişte denendi bu. Yasa gücünde kararname yapıldı. Bunu muhalefet ve sendikalar mahkemeye götürdü. Geri döndü bu, ödendi tekrardan. Bunu muhtemelen yasa çalışması olarak yapacaklar. Yani yapacaklarsa bir iddiadır bu aslında, bilmiyoruz tabii yapılıp yapılmayacağını. Ben yapılmamasını öneriyorum. Niyet varsa da yapılmasın. Çünkü niye yapılmasın onu da söyleyeyim hemen birkaç cümleyle. Yani siz bunu yaptığınız zaman bakın asgari ücreti %40 civarında artırdık. Çalışanlara, kamu çalışanlarına ve emeklilere, sigorta emeklilerine 6 aylık hayat pahalılığı olan %37'yi verdik. Ve bir nebze olsun insanların satın alma gücünü korumaya çalıştık. Evet. Tabii gelen bütün bu zamlarla o eridi gitti. Açlık sınırı şeyin üstüne çıktı. Net asgari ücretin üstüne çıktı. Dolayısıyla bütün bu yapılan zam da eridi gitti. Şimdi bu kadar pahalılık içerisinde siz bu insanların satın alma gücünü koruyan hayat pahalılığı ödeneğini de dondurursanız ne olacak? Şu olacak, zaten fakirleşme artacak ama insanların tüketimi de azalacak. Tüketim azaldığı zaman iki tane alırsa bir tane alacak veya hiç almayacak. Veya en acil, en ivedi temel tüketim maddelerini alacak. Diğerlerini almayacak. Ne olacak? Bundan işletmeler olumsuz etkilenecek, esnaf olumsuz etkilenecek. Harcamalar düştüğü için devletin elde edeceği fiyat istikrar fonu olsun, gelir vergisi olsun, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, ithalattan alınan vergiler hepsi düşecek ve devlet kendi gelirlerinden de mahrum kalacak. Bu o kadar bir geniş zinciri etkileyen bir olaydır. O yüzden ben kendilerine bu konuda önermiyorum bunu. Şimdi bir protokol çalışması var Türkiye ile her yıl yapılan protokol çalışması. Orada bütün bunları bir şekilde protokole dahil etmenin yollarını, yani bir enflasyon vergisiyle karşı karşıyayız. Olağanüstü bir enflasyon vergisiyle. Bu Türkiye'ye anlatılabilecek bir şeydir. Türkiye'de ne yaptı? Bakın kendisi de korumak için işte döviz artışlarından, kur artışlarından mevduat sahiplerini kur korumalı mevduat sistemine geçti. Evet. Ve faizden kaybettiğini, kurdan kaybettiğini insanlara farkını ödemeye başladı. Dolayısıyla bu anlaşılır bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine bu anlatılabilir ve bununla da ilgili ekstradan bir kaynak bu enflasyondan doğan maliyetleri talep edebilir. Ama şunu yapmalar lazım Haluk Bey. Geçen yıl gene buralarda bu konuyu konuştuyduk hep birlikte. Protokol yapıldığı zaman 12 tane madde yazılmıştı protokole ve demişti bunu Kuzey Kıbrıs tarafı bu 12 maddeyi yerine getirecek. Bu 12 maddeyi yerine getirdiği takdirde de böyle böyle kaynak akışları olacak denmişti. Hiçbiri yapılmadı. 12 maddenin hiçbiri yapılmadı geçen sene. Yani şimdi ben bu sene şunu istiyorum. Söylüyorum da ki duysun arkadaşlar bunu yapacak olan işte Ekonomi Bakanlığı'nda, Maliye Bakanlığı'ndaki arkadaşlar ve bakanlar da duysun. Ya 5 tane madde yazın. Yapabileceğiniz 5 tane maddeyi yazın oraya. Yapabileceğiniz ama
ve yapın ve yapın ve bu kaynakları da bu ülkeye getirin ve karşı tarafta size değer versin. Bak bunlar yazdılar ama yapacaklar da veya yapmaya başladılar da. Yani bunu yapsınlar ya. Yani doğru olan o değil mi? Yani siz oraya yani iş ola yazayım da bakarız. Veya işte tarihleri geçen sene gülmüştük hatırlarsak. Mart ayında imzalanmıştı şey protokol. Mart sonu bitiş tarihi. Yani bunlar olmasın bu sene ya. Yani kendi kendimize karşı tarafta bunlara inanmaz ve güler geçer insanlar. Yani bunları yapmasınlar. İşte haberimiz var. Bu protokol çalışmaları bitmek üzeredir. Zaten gene Mart ayının ortasını geçtik. Yani bu seçimler şunlar bunlar derken Nisan sonunda seçim yasakları var gene belediyelerle ilgili. Onu da biliyoruz. Yani o süreç gelen. Orada bir de şey var, sorun var değil mi? Çünkü ertelenebilir. Evet, öyle iddialar. Ertelense işte şeyde anayasamızda bunun bir cezası yok. Yani ertelersen ne olur? Yok. Şimdi bunlar zaten dadandılar. Erteleme yaşadılar. Bir şey yok bunun. Herkes söylendi ama ertelendiği inanda kaldı işte. Şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelenmişti. Hatırlarsan 2020'nin Nisan ayındaydı. Tam pandeminin başlangıcıydı. Tabii. Dolayısıyla orada mücbir sebep dediğimiz olağanüstü koşullar vardı. Tabii. Ama neticede o koşullar şu an ortadan kalkmıştır. Çünkü biz bir ay, bir buçuk ay önce genel seçimleri yaptık. Yani nedir olağanüstü koşullar? Korona bitmiştir. Nedir? Yani olağanüstü koşullar. Yani bu da mahkemenin de bunu değerlendireceğini düşünüyorum ben. Yani o zaman biz verdik bu kararı. Doğrudur. Erteledik Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ama tam koronanın başlangıcıydı. Ne olacağı belli değildi. Aynen, aynen. Ve bir de konsensus vardı. Dikkatinizi çekerim. Evet. Meclisteki partilerin ortak talebiydi bu. Şimdi öyle bir ortak talep yok. Muhalefet diyor ki bir daha bu olmasın. Olmasın. Anayasayı niye delesin? Bekle 4 sene. Hatta Tufan Bey ne dedi aslında? Yani yine konuşuruz dedi. Çünkü ben dedim yani o zaman yani bir 4 senemi daha mı bekleyeceksiniz? Belediyelerin böyle batık olmasının devamına işte belirli kontroller kayboluyor. Yani hizmet verme süreçleri uzuyor, kalitesi zayıflıyor. Yani bunu mu bekleyeceğiz diye. Yok dedi yani bu dedi belediyeler seçilsin ama bir daha seçime gitmesi için yani konuşulur o. Yani 2 sene sonra tekrar. Tabii olabilir konuşulur bu. Yeter ki hazırlansın doğru. Tabii doğru aceleye gelmesin. Aceleye gelmesin biz onu değil yani ama UBP de öbür taraftan alıyor. Direkt hazırlayalım biz pişirelim kurtaralım. Ve ya o size sormazlar mı neredeydiniz? Bakın 3 senedir siz yönetiyorsunuz bu ülkeyi farklı farklı hükümetler adı altında. Hep gündemde ve bu protokole de yazılmış bir konuydu üstelik. Evet. Protokole de yazılmış. Ve siz 3 yıl boyunca bunu hep ertelediniz. Şimdi gelinen noktada 3 ay kalmış seçimlere. Ama bir de şu var be Haluk Bey. Yani belediye reformu sadece belediye sayısının azaltılması ile ilgili bir reform değildir. Bizim ülkede sanki de buna indirgenmeye olur. Ya ne azaltılması? Yani azaltılacaksa azaltılır elbette ama bunun verimli bir şekilde organize edilmesi lazım. Halkın hizmetinin aksamamaması lazım. Değil mi? Aynı insan o çöpü gene ortaya koyacak. Aynı beklentiyi isteyecek. O sular gene taşıp gidecek. O çevre gene kötü olacak. Aynen. O iş yerlerine hizmeti gene belediye. Bu değişmez ki. Değişmez tabii. Şimdi bakın ilk konuşulduğunda bu belediye reformu 6 ilçede olsun sadece belediyeler dendi. İlk 6 ilçe. Ya o dedik durun ya siz 6 ilçe yetmez ki bu ülkeye. Sonra bucakları da kattılar bunun içerisine. 12 taneye çıktı. Bu kadar saçma ki bu söyledikleri anlaması için arkadaşların. Yani Mausa'dasın ve çöp kamyonu çıkacak şey Kartaz'a gidecek. Ve o çöp kamyonu gelecek. Dolduğu için geri gelip boşaltması lazım. Yani daha çıkmadan dolup boşalıyor. Veyahut da oradan başlaması lazım. O yolu geri gelecek, boşalacak, tekrar gidecek. Korkunç, verimsiz bir çalışma tabii. yapacak. Sonradan işte bu sayı tekrar bucaklar da devreye girince işte Yeni Erenköy, Dipkarpaz'da da tekrar bir belediye oluşabilir. İşte aşağıda Mehmetçik Büyük Konut'ta tekrar bir belediye oluşabilir. Hatta dediler ki Gönyeli Belediyesi örnek verir. Lefkoşa. Yahu dedik bakın burası neredeyse 18-20 bin nüfuslu bir
kent oldu Gönyeli artık. Yani Güzelyurt'tan büyük, İskele'den büyük bir kent oldu. Dolayısıyla siz bunu Lefkoşa'ya bağlarsanız yani burada önemli oranda büyük sıkıntılar olacak. Yani halk orada çok güzel hizmetler alıyor. Gönyeli'de memnuniyet var, yatırımlar yapılıyor. Yani bunu yapmayın falan dendi. Birçok insan söyledi ve neticede Gönyeli'yi şimdi ayırdılar. 13 konuşuluyor şimdi. 15 belediye kapatılacak, 13 kalacak. Gönyeli de bunların içinde. Yani şimdi tabii dediğim gibi sadece bu sayıyla ilgili değil. Bu araç parkıyla ilgili, personelle ilgili konular, hizmet götüreceğiniz alanla ilgili o alana ulaşabilme kapasitesi, bütün bunların organize edilmesi lazım ve zaman ister bunlar. Şimdi bakın 1995'te yapılan bir belediyeler yasası var. 95'te. Ya o belediyeler yasası işte düzenlenecek dendi. Geniş kapsamlı düzenlemeler yapılacak dendi. Aradan geçti düşünün siz 25 sene, 25 seneyi de geçti. Tam anlamıyla bir düzenleme yapılamadı. 25 senede bile yapılamadı. Şimdi siz böyle bir radikal karar alacaksınız. Yani bunu böyle yangından mal kaçırır gibi işte seçime de 3 ay kala olmaz bu işler. Yani bunu bu seçimleri yaparsınız. Normal gene bir şekilde 28'e göre yaparsınız bu seçimleri. Ha bu süreçleri de bu zaman dilimi içerisinde konuşursunuz. Hatta yani belki de doğrudur. 4 sene bile beklenmeyebilir. Belki 2 sene, 3 sene sonra ki yanılmıyorsam Güney'de de buna benzer bir uygulama olmuştu. Orada da belediye sayıları değişti ve daha kısa sürede de seçimler yapılmıştı. 4 sene beklenmemişti. Dolayısıyla bunlar daha fazlaydı. Daha fazlaydı. Sanırım 35'lerde, 40'larda bir şeydi ama neticede böyle oldu. Onlarda da indi. Biz de inmesini savunuruz ama bunun doğru organize edilerek savunuruz ve hakikaten başarıyla hizmet veren belediyelerin de bir şekilde korunarak bunun yapılmasını savunuruz. Yani tabii çok önemli. Sen bölgeyi çok geniş tutabilecek dersin ki metrekare, kilometrekare çok önemli ama içinde 30 kişi yaşıyor. Hangi belediye hangi hizmeti verecek sonunda? Hep bunların tartılması lazım ve bu bilir kişilerin doğru, bir şeydir. Doğru. Yani bunu ben buradan ahkam kesemem. Eminim sen daha durup karışmak bile istemek, çalışmadan etmek. Tabii önce çalışmam lazım ve bununla ilgili uzman kişiler davet edilir. Türkiye'den davet edilir, Avrupa Birliği'nden davet edilir. Tabii. Çalıştaylar düzenlenir ve bunlar uzun. Bunu başlı başına kendisi yapıyor zaten. Tabii. Davet ediyor Türkiye'den, tabii. Dışından ve bunları uyguluyor adam orada ve ona göre. Yani işte bunları dikkate almak gerekir. Çünkü dediğiniz gibi şimdi işte uçak alanı geliri alan belediyeler var. Liman geliri alan belediyeler var. Onların bu gelirleri bir şekilde diğerlerine de bir nebze olsun aktarılacak mı? Hani tümü aktarılsın demiyorum ama örneğin %20'si %30'u aktarılabilir diğer belediyelere de. Bir ortak havuz şeklinde de düşünülebilir. Biraz da bu dediğimiz hizmeti çok olan ama nüfusu az olan yerlerde. Tabii. Yani işte bütün bunlar değerlendirilmesi gerekir. O yüzden tekrardan vurgulayalım. Bu konu aceleye getirilmesin, profesyonel anlamda çalışılsın ve bu seçimler de zaten bir şekilde ertelenmeden yapılsın. Ondan sonraki seçimler içerisinde bunlar yürürlüğe girsin. Daha doğru olacak diye düşünüyorum. Aksi halde büyük sıkıntılar olur. Belki de halk da isyan edecek. Kendi belediyelerinin kapatılmamasını isteyecek. Yani doğru hizmet alan, belediyeleri kaliteli hizmet veren, halkın memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde halk da belki de buna sokaklara dökülecek. Belediyeme dokandırtmam diye. Belki de olabilir yani bu da. Köyün yarısı zaten memnun olacaktır. Öbür yarısı mutsuz olacaktır. Fakat şimdi insan sayısı çok önemli ve sanki hükümet bir yerde önem veriyor buna. Belli yerlerde istihdam yapılması gerekir ama yapmıyorlar. Mesela polis bunlardan biri. Evet. Hemşireler bunlardan biri. İşte hasta bakım evleri falan bunlardan biri ama gereği yapılmıyor. Hangi devlet dairesine gitmiş olsam nedense çok meşgulüz, çok meşgulüz. Peki nedir bu meşguliyet? İşte insan sayımız az. Ve bu yani her devlet dairesinde. Şimdi dışarıdaki intiba da her yer memur dolu. Başka hiçbir yerde bu kadar memur yok.
bu nüfusa göre. Şimdi bu alıştırılmış bir problem midir nedir bilmiyorum ama konuyu aslında cezaevine getirmek istiyorum. Yepyeni bir cezaevi var. Öbür tarafta 40 kişinin kalmış olduğu koğuşlar var. Ve hala daha yeni cezaevine geçemiyoruz. Bunun yasası mı eksik, insan mı istihdam edemiyoruz? Problemi nedir ki biz bu cezaevine geçemiyoruz? Hepsi var. Yani bu konuyla ilgili tabii istihdam da önemli bir konu. Yani oradaki cezaevinde çalışacak olan personellerin istihdamı da önemli. Onlar da yetersiz, tamamlanmamış. O altyapıyla ilgili çalışmalar ne aşamadadır? Yeni cezaevi binasının tamamlandığı bütün altyapısı. Bütün, her şey orada atıl durumda bekliyoruz. Ha, yani dolayısıyla bütün bunlar çerçevesinde bir adım atılması lazım. Ama en önemli konu da doğrudur dediğiniz. Yani bu istihdam noktalarının bir şekilde aşılamaması. Çünkü nedir? Devlette de biraz önce aktardığınız böyle sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü işte kadrolu personel istihdamı devlette sakınılıyor bundan. Yani süreç içerisinde bunu görebiliyoruz biz de. Yani baktığımız zaman işte işçi statüsünde istihdamlar, bunun yanında sözleşmeli istihdamlar veya işte devlette bir şekilde batmış kurumlardan personel aktarmaları, işte bir dönem Kıbrıs Türk Hava Yolları'ydı, sonra KAS oldu bu, sonra ETİ oldu. Dolayısıyla bu tür yerlerden insanlar devlete kaydırılıyor ve o şekilde hizmetlerin verilmesi amaçlanıyor. Ama o işin ehli personeller olmadıkları için buralarda aksama oluyor. Kamu Hizmeti Komisyonu kanalıyla münhar açılarak yapılması gerekir. Daha doğru olur bu istihdamların. Ama bazen işte oradaki süreçlerin gecikmesi, zamanın bir şekilde uzaması bunlara yeterli bir şekilde hizmet vermesini engelliyor. Veya işte ne oluyor? Siyasi şeyler yapılıyor, istihdamlar yapılıyor işte bu ülkede popülizm gereği. Ve ne oluyor? Sizin mesela bütçe yasasına göre bir yıl önce emekli olan kadar yeni yılda personel almanız gerekir. Öyle de bir kural vardır. Ama ne oluyor? Buna geçiciler de dahil olduğu için bir şekilde işte doktorlar, hemşireler, işte bunun yanında öğretmenler derken buna bir de işte bu popülizm amaçlı istihdamlar eklendiği zaman o kota doluyor. Örneğin 400 ise bir yıl önce emekli olan kişi sayısı devlette, siz 400 kişi alabilirsiniz ama bunlarla doldurduğunuz için devletin ihtiyacı olan birçok yere Haluk Bey, örneğin örnek vereceğim, benim eski kurumum Devlet Planlama Örgütü'nde en son kadrolu istihdam, kadrolu 2006 yılında yapıldı. Bak 16 yıl geçmiş aradan. Ya orada insanlar zaten emekliye çıkıyor veya başka dairelere gidiyor. Yani orada çok teknik konular burada. Personel sayısı 1/4'e düşmüş, olması gerekenin 1/4. Şimdi nasıl olacak? Benzer şeyleri duyuyoruz şehir planlama dairesinde. Devletin önemli bir kurumu. Planlama inşaat dairesinde duyuyoruz bu eksikliklerin olduğunu. Jeoloji maden dairesinde duyuyoruz. Tapu'da duyuyoruz. Yani devletin en kritik yerlerinde teknik anlamda o işin uzmanı, ehli, liyakatlı kişilerin istihdam edilmesi gerekirken maalesef onlara sıra gelmiyor. Bu yanda yapılan bu işte popülist geçici istihdamlardan onlara sıra gelmiyor. Çünkü anlattım, kota doluyor. Böyle de bir durum. Bu kota işi önemli. Yani poliste görüyoruz. Evet. Ve yetişmiyor. Yani 3 tane kaza olsun, 3.'ye gidecek polis yok. Yoktur, çünkü dediğimiz gibi polis teşkilatı da kadrosunu tamamlayamamış. Nüfus çoğalmış ülkede. Kriminal olaylar artmış. Kazalar artmış. O yüzden yetişemiyor polislerimiz de. Bir şekilde buna işte yeni gümrük kapıları açılıyor. İşte ona özel hizmet görevlisi şeklinde artık yeni istihdamlar yapılmaya da başlandı. Eskiden oraya da polisler gidiyordu. Ama böyle başladı. Ondan sonra onları muhacir et ve polisin altına aldılar. Evet, öyle yaptılar. Öyle yaptı. Böyle alınıp şöyle olacak. Ha, yani işte diyorlar ki işte oraya aldık, biz istihdam ettik. Tamam, polise alamadık ilgili yerleri ama bakın oraya aldık biz falan. Tabii ki alsa bu muhalefet gök demez ki. Demez tabii ya. Yani polis teşkilatına yapılacak olan istihdamlara kimse bir şey demez. Tabii.
Yani veya doktor, hemşire istihdamlarına bu ülkede kimse itiraz etmez. Evet. Öğretmen istihdamlarına etmediği gibi bunlara kimse itiraz etmez. Bu ülkede itiraz edilen istihdamlar Haluk Bey seçim dönemlerinde özellikle veya siyasi iktidarların kendi işte eş dost ve taraftarlarına sağladıkları tamamıyla liyakata uygun olmayan, sınavsız, münhalsiz yapılan istihdamlar. Tabii veya sözleşmeli yapılan. Şimdi bir de o moda var. Sözleşmeli yapılır. Hiç onun sorgusu suali de yoktur. İşte ve bunlardır insanları üzen, acıtan, fırsat eşitliğini ortadan kaldıran, haksızlık yaratan bunlardır. Tabii. Ve böyle karanlık bir günde, karanlık elektriklerin gelmediği bir günde imzalar atılır ve hepsi şeye geçer. Nedir? Hükümet görevlisi olur. Hepsi kamu görevlisi olur. İşte yani ya oluyor işte bunlar bunları. İmzaladım, vallahi ışıklar gelmedi, ben de görmedim. İmzaladım, oldum, bitti. Evet. Başka ne yapacağız bu konuda? Yani bu hayat varlığı verilmiyor bize. Yani hayatımı biz nasıl idame ederiz? Nasıl ucuz? İnsanlara şey mi demek lazım? İşte iki buzluğun varsa birini söndür. İki tane şofben varsa sadece birini kullan. Yok yani şimdi yani gidişat odur. Lazım. Yani bu gidişat odur. Herkes zaten buna başladı. Şimdi tabii ben duyuyorum, görüyorum. Tabii ülkemizde toplu taşımacılık da olmadığı için birçok evde iki araba var. Yani şimdi düşünün, zaten arabaların da fiyatları da arttı. Yani kurlardan dolayı olarak fiyatlar da arttı. Hatta ikinci el arabaların bile fiyatları coştu. Lefkoşa içinde insanlar Lefkoşa'da işe gidiyorlarsa bence bisiklet olmalı artık. Ha, yani bunlar da tabii konuşulması gerekir. Çünkü yani hakikaten arabanın sadece akaryakıt masrafı yoktur. Sigorta masrafı vardır. Seyir sefer masrafı vardır. Servis, yedek parça masrafı vardır. Hepimiz yeni araba alamayız. Tabii. Arabaların kırılması tabii. Dolayısıyla büyük bir maliyet oluşturuyor artık bize bu araçların maliyeti. Çünkü pahalandık sonra bütün ürünler. Yani her şey pahalı. Sigortalar da pahalı oldu, yedek parça da pahalı oldu, evet. Servis pahalı oldu. İşte seyri seferleri anlatıyoruz. Yani o yüzden gerçekten ülkede toplu taşımacılığın olmaması bize bu dönemde daha büyük bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Çünkü inanılmaz arttı fiyatlar. Ne olacak? İnsanlar başlayacak işte iki arabası varsa bunu bire düşürmeye çalışacak. Tabii. Arabasız kalamaz bu ülkede çünkü toplu taşımacılık yok. Tabii. Ama iki arabası olan düşünecek artık bunu. Diyecek ki işte... Gidiyoruz. Şu anda hala orada değiliz. Evet. Ama oraya gidiyoruz. Gidiyoruz. Yani bu süreç yaşanacak diye düşünüyorum ben. Ne olacak? İşte eşler birlikte çıkacaklar. Birbirlerini işlerine bırakacaklar. Bekleyecekler. Yani bu olacak artık. Yani bunu gözlemliyorum ben. Buna doğru bir gidiş var. Bu da ne demektir? İşte bir çeşit yoksullaşma tabii, demektir. Tabii. Çünkü bu süreç devam ediyor. Evet. Yani ben söyledim yani sendikaları görebiliyorum. Yani yarı maaşa razıyız. Yeter ki işten çıkarılmasın durumuna geleceğiz. Çünkü şu anda iş yerlerine baktığımda bugün 6.000'i zor ödüyorlar bir işçiye. Evet. Evet, fiyatlarını artırdılar. Yani işçiler için şeyde arz da oluşmuyor. Talep de oluşmuyor. Yani herkes iki taraftan böyle kıskaca girmiş bir vaziyette. Bir müddet sonra insanlar diyecek ben üretmiyorum, satamıyorum, işçi istemiyorum boşuna. Ve bu problemle karşılaşacağız. Bu kondisyonlar böyle devam ederse. Tabii bu şartlar, bu ivme böyle giderse doğrudur. Hatta yani bir dönem olmuştu bu kısmi çalışma, part-time çalışma konuları tekrar gündeme gelecek. Ve işveren de diyecek ki kurtarmıyorum, seni de işten çıkarmayayım. Gel böyle çalış, en azından yarı maaşla çalış, part-time çalış. Yatırımını da yapmayayım. Başka da bir iş bulursan dışarıda git, biraz da orada çalış ve tamamla maaşını. Yani buna doğru gitme olabilir bu ülkede. Bu da büyük bir sıkıntıdır. Çünkü o prim desteğinde de bilmiyorum, haber yok daha değil mi? Şubat ayında bitmişti o işveren prim desteği. Tabii, çok net bir açıklama yok. Yok, ne yok. Yani. Şeyde, hazinede pek bir şey yok anladığım kadarıyla. Yok işte bunları yaratmak lazım. Bununla ilgili hatta güç oluyor. Yani şeyi söylemiştik. Yani hazır para anlamında. Yani tabii ki kayıt dışıyla mücadele önemlidir ama madem ki güneyden
kuzeye bir akış var. Bu kapıları biraz daha esnek hale getirelim. Çoğaltalım kapıların sayısını, yapılabilecek kapı sayısını. O mevcutları da iyileştirelim, hızlandıralım. Kuyruklar oluşmasın çok fazla ve daha fazla insan gelsin buraya. Madem ki bu kur avantajları var. Daha fazla alışveriş yapsınlar. Esnafımız en azından bizim kendi yerel ekonomimizden kaynaklanan daralmayı en azından oradan gelen Rum müşterilerle gidersin. Devlet de bundan gelir elde etsin. Maliyenin gelirleri artsın. Evet, tabii. Onlar olmasa zaten ha, çoktan çok. Aynen. Çok evet. Doğru. Sevgili Önüm, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. İyi bir cumanın dışında iyi bir hafta sonu diliyorum. Sana. Ben de diliyorum ve bizi izleyen bütün izleyicilerimize de mutlu bir hafta sonu diliyorum. Evet. Arukad sabah sabahı sundu.